Türkiye ve Azerbaycan'ın kurtarılan Karabağ'ın yeniden inşasında ortak olarak katılması bekleniyordu. Şimdiye kadar iki ülke bu yönde bir değil birkaç anlaşma imzaladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Geşkaçay, Elbaydaş ve Aduz'da maden yataklarına ilişkin kararı ülke bütçesini ek yüklerden kurtaracak. Ekonomist Natik Caferli, Gaşgaçay, Elbidas ve Aduzda cevher yataklarının araştırılması, geliştirilmesi ve işletilmesiyle ilgili bazı konuların düzenlenmesi ile ilgili kararname hakkında açıklamada bulundu. Ekonomist, Gaşgaçay, Elbaydaş ve Aduzda maden yataklarının Türkiye'nin Eti Bakır ve Artvin maden şirketlere verilmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi. Caferli, "Birincisi, kurtarılmış topraklarımızı geri kazanmak için yeterli kaynağa ihtiyacımız var." Tabii bu firmalar Gaşkaçay, Elbaydaş ve aduzdar Cevher yataklarında yapılacak işin tüm masraflarını karşılarsa bize bir maliyeti olacaktır. İkincisi, hem Eti Bakır hem de Artvin Maden Şirketi uluslararası deneyime sahip tanınmış şirketlerdir. Ayrıca, yeni teknolojilere erişim iyidir. Bu şirketlerin maden yataklarına yatırım yapmaları ve en son teknolojilerin sürece dahil olması verimliliği artırabilir üçüncüsü, Gaşgaçay, Elbaydaş ve Aduzda maden yataklarının Türk şirketleri tarafından işletmeye alınması, ek istihdam olanakları oluşturulması anlamına gelmektedir. Bu şirketlerin o bölgelerde faaliyete geçmesi ve Azerbaycanlıların istihdam edilmesi onların o bölgelere dönüşlerini hızlandıracaktır. İnsanlar işlerin olduğu her yere kolaylıkla yerleşebilirler. Dördüncüsü, bölgede Türk şirketlerinin varlığı Ermenilerin de elini kolunu bağlayacaktır yani provokasyon riskini göze alamayacaklar ve eskisi gibi gerilimi tırmandıramayacaklar. Mesele şu ki, Türk şirketlerine yönelik herhangi bir saldırı, sanki Türkiye saldırıya uğramış gibi. Erivan'ın böyle bir risk alması pek olası değil dedi. Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan emirde belirtilmemekle birlikte, gelecekte Türk şirketlerinin Kelbecer bölgesindeki soyudlu altın yatağının geliştirilmesinde rol alabileceğini aktaran ekonomist, şu anda Ermenistan-Azerbaycan sınırının sınırlandırılması nedeniyle Kelbecer bölgesindeki soyudlu altın yatağını kullanamıyoruz. Ancak bu sürecin düzenlenmesinden sonra soyudlu altın yatağı Türk şirketleri tarafından işletmeye alınabilir diye konuştu. Ermenistan'da yapılacak seçimler Azerbaycan'ı yakından ilgilendirirken, uzmanlar Azerbaycan'ın 21 Haziran'a hazır olması gerektiğini söyledi. İlham İsmail tarafından kaleme alınan makalede, düşman ülke Ermenistan'ın seçimlere hazırlandığını, yapılacak erken seçim sonuçlarının Azerbaycan için önemli olduğunu belirtti. Paşinyan'ın Azerbaycan'a karşı şimdiki ve gelecekteki tavrının kendi dediği yönetilen düşmanlık ilkesine dayandığını aktaran İsmail Koçaryan, mevcut durumu tamamen değiştirmek, 10 Kasım bildirisini insaflı barış adı altında iptal etmek ve Karabağ'da Ermenileri memnun edecek yeni bir statüko oluşturmak istiyor. Buna Şuşa ve Hadrut'un dönüşü gibi rüyalar ve statü meselesinin çözülmesi de dahildir. Mevcut durumda iki kötülükten birini seçin yaklaşımı bizim için işe yaramıyor çünkü bizim seçim denen bir mekanizmamız yok. Sadece 21 Haziran'a hazır olmalıyız. Ermenilerin deyimiyle Paşinyan bir yenilgi sembolü ve Ermenistan'ı krizden çıkarmak için attığı adımlar henüz sonuç vermedi. Ülkede topyekün bir kriz devam ediyor. Ancak Paşinyan ve ekibinin savaş sonrası en kritik dönemleri atlayarak bir çıkış yolu olarak erken genel seçimlere gitmeye karar verdiklerini belirtmek gerekir. Yani bir dereceye kadar kendilerine, seçmenlerine güveniyorlar, oysa bu seçmen kazanmak için yeterli değil dedi. Ermenistan'ın önde gelen muhalefetinin tek başlarına seçimi kazanma şansları olmadığını ancak bir koalisyon kurmalarının olası olduğunu belirten İsmail, ayrıca Müreffeh Ermenistan bloğunun bu koalisyona üye olması da mümkündür. Koçaryan'ın böyle bir koalisyonun lideri olacağına şüphe yok. Ermeni toplumunun eski liderlere duyduğu nefret ve öfkeye rağmen kitleler bazen ülkenin çöküşünden çıkış yolunu çaresiz, otoriter, yozlaşmış liderlerin iktidara gelmesinde görmektedir. Ayrıca Karabağ seçmenlerinin belli bir yüzdesinin Karabağ asıllı Ermeniler olduğunu da belirtmek gerekir diye konuştu. Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun daha da kötüleşmesi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan memnuniyetsizliğin artması, seçimlerde Paşinyan hükümetinin aleyhine işleyeceğini aktaran İsmail, Paşinyan tüm gerilimlerde Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütüne başvursa da olumlu bir yanıt gelmeyeceğini önceden biliyordu. Ancak Ermeni toplumuna Ermenistan'daki mevcut güvenlik sisteminin etkisiz olduğunu göstermek istedi. MİSK grubu öncülüğünde uluslararası güçlerin sınırlara konuşlandırılmasını önererek batı yanlısı olduğunu dolaylı olarak ilgili makamlara iletti dedi. Amerika'nın S-400 teklifine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yanıt verirken, teklifin kabul edilmeyeceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni ABD yönetiminin Türkiye ile daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz dedi. ABD'nin S400'ü kullanmayın teklifinin kabul edilemeyeceğini aktaran Çavuşoğlu, S400'ler %100 bizim kontrolümüzde olacak. Birçok teknisyeni eğitime gönderdik. Rus askeri uzmanı Türkiye'de bulunmayacak. Hal böyleyken başka bir ülkeden kullanmayın teklifini kabul etmek mümkün değildir. Ukrayna'ya silah satışımızdan kimse rahatsız olmamalıdır. İnsansız hava araçları ile ilgili tüm dünyadan çok talep var. Endonezya ve başka ülkelerden ama Romanya ve Polonya konusunda ciddi değişiklik oldu dedi.